bir portakal ağacı getirin veya bir portakal meyvesi getirin. Veya Kur'an'da mesela Allah diyor ki gökleri ve yeri yaratan Allah diyor. Peki sizden bunu yapabilecek bir şey var mı? Ölümü engelleyin. Yani hani o koca koca firavunlar, dünyada yedi harikadan birini gündeme getiren o firavunlar nerede? Kendi ölümlerini bile engelleyemediler. Allah da insanlara bu Kur'an'ı gönderdi ve onların dünya hayatında nerede nasıl davranacaklarının yolunu, yöntemini belirtti. İşte benim hayatımı, benim namazımı, benim ibadetlerimi, gökleri ve yeri yaratan Allah belirler diye Müslümanlar, işte Allah katında değere tabi tutulan, övülen ve onlar ödüllendirilecek, bağışlanmaya layık olan insanlar ifadesi kullanıyor. Eğer doğruysanız Allah'tan başka çağırabildiklerinizi çağırın. Yani eğer Allah ölümü var etmemiş olsaydı, mevcut durumdaki ölümü sadece çıkaralım, mevcut durumdaki insan ölmek için çare arayacaktı. Ölümsüzlüğü bir türlü çıkaramadı. Neden çare arayacak ki? Mesela sen Firavun'un yerinde olsan, bir elin yağda, bir elin balda, herkes sana hizmet ediyor. Neden ölmek için çare arayacaksın? Ama yaşanıyorsun. Öyle bir durum gelecek ki sadece ölümü çıkar diyorum bak. Şimdi sadece ölümü çıkar dediğin zaman ölmeyecek anlamına gelir. Ölmeyeceğini kabul edelim. Şimdi ölmeyecek dediğin zaman bu sürekli yaşayacak, sürekli yaşayacak. O anlama gelir yani. Peki yaşlanıyor ama yaşlanacak. Eli ayağı tutmayacak. Peki o zaman nasıl olacak? El ayağı tutmayacaksa insanlıktan mı çıkacak yani? Ölüm olmayınca. Tamam, yani bu sadece ölümü çıkaralım dedim. Yaşlanma şu bu falan süreçle devam etsin. Şimdi Mehmet Hocam dediği şu, benim anladığım. Adam ihtiyarlıyor. İhtiyarlıyor. Öyle bir konuma geliyor ki kendi ihtiyacını kendi sağlayamıyor. Allah'ım canımı al da beni kurtulayım diyor. Adama kanser veya onulmaz bir hastalık geliyor. Allah'ım benim canımı al da kurtulayım diyor. Yani o inkar edenler bunu söylemiyorlar mı? Allah'ı tanımıyorlar ama ölsem de kurtulsam diye, o azaptan kurtulsam diye söylüyorlar. Bu anlamda söylediği kanaatindeyim. Evet. Şimdi bir de bu ayette benim ilgimi çeken bir şey daha var. O da haydi siz yalan yere uydurulmuş olarak onun benzeri 10 sure getirin. Şimdi 10 tane sure getirmek çok mu zor ki bu kitaba karşı çıkanlar 10 tane sureyi bir araya getirip ortaya koyamıyorlar? Yok, başka ayette de şöyle diyor. Sadece 10 sure demiyor. Başka ayette bu insanlar ve cinler toplansın, bu Kur'an'ın bir benzerini getirsinler diyor. Bakara suresi 23. ayette. Yani onu diyor, bunu meydana getiremezler haydi. 10 sure getirsinler. Yani hocam soru şu. 10 sure getirmek çok mu zor? Zor tabii ki. Yani o Kur'an'daki o surelerin, o ayetlerin, o konuların düzgün bir şekilde ortaya konulması ve evrendeki ve ilahi mesajdaki o uyumluluğu doğru olarak ortaya çıkarmak kolay mı? Yani 10 sure derken bunu anlatıyor. Yani birbirine uyumlu bir halde. Mesela Allah diyor, bu Kur'an çelişkisiz diyor. Bu Allah'tan değilse, insanlar tarafından olsaydı çelişkili bir kitap olurdu diyor. Ama evrene bakıyoruz, evren de aynı. Eğer bu evreni yaratan Allah değildi, insanlar çıkarmış olsaydı, bu evren de çelişkili olurdu. O zaman bu evrenle bu Kur'an'ın ortaya koyduğu veriler tıpatıp birbirine uyuyorsa, işte o 10 sure veya bir sure olsa veya bir Kur'an'ın benzeri olsa
bu evrendeki kurallara göre tıpatıp uyum halinde söylemesi mümkün mü? Bu anlamda söylüyor. Mesela bütün canlıları sudan yarattık diyor. Bunu bundan 1500 sene önce nerede misin? Veya bir ayette diyor ki onların parmak uçlarını dahi bir araya getirmeye kadiriz diyor. Yani bütün dünyadaki insanların parmak uçları tıpatıp birbiriyle uyum halinde değil. Yani hiçbir parmak ucu, hiçbir parmak ucunun aynısı değil. Şimdi bunu tespit etmek insanlığa daha yeni yeni keşfettiler. Kaç bin sene geçti? Belki 45 bin, 47 bin sene geçti bunu söyleyeli. Allah bunu böyle söylüyor. Fakat insanlar bunu yeni keşfetmeye başlıyor. Evet, 14. Eğer buna rağmen size cevap vermezlerse artık biliniz ki o gerçekten Allah'ın ilmiyle indirilmiştir ve ondan başka ilah yoktur. Öyleyse artık siz Müslüman mısınız? Bak, ifadeye bak. Yani bu Allah tarafından gönderilmiş bir kitaptır ifadesi kullanıyor. Mümin olanlar ona iman eder, ahirete de kesin bir bilgiyle inanırlar diyor. Şimdi kim inkar ediyor bunu? Aklı kullanmayan, dünyayı oyun eğlence sanan insanlar. Düşünen insanlar buna iman eder. Çünkü nereye baksan Allah'ın orada şaheserini görüyorsun. Nereye baksan Allah'ın orada imzasını görüyorsun. Eğer buna rağmen size cevap veremezlerse, yani bunun cevabını verebilen var mı? Hadi şu Kur'an'ın söylediğini, az önceki söylediğimiz şeyleri söyleyip düzgün evrenin yasaları ile söyleyebilen bir insan getirin. Bak mesela ben diyorum ki Kur'an'ın ortaya koyduğu formül evrendeki tespit edilen bütün müsbet bilimlerin eğer ilimse, ilim haline gelmişse, teori değil de ilim haline gelmişse onun söyledikleriyle tıpatıp aynı. Peki kim yapabilir bunu? Orada susup kalmaları gerekiyor. Susup kaldılar diyor. Artık biliniz ki onlar gerçekten Allah ilmiyle indirmiştir. Bu öyle rastgele bir insan sözü değildir. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse artık siz Müslüman mısınız? Yani Allah'a mı teslim oldunuz? Yani doğru olanı, ben Müslümanım diyenden daha güzel sözü kim vardı? Kim bunlar? Allah'a teslim olanlar. Arkadaşlar, saatimiz geldi. 10.30. Bir saatlik dilimimiz doldu. 14. ayete kadar, geldik. Öyleyse artık siz Müslüman mısınız? Evet, biz diyoruz ki biz Müslümanız. Elhamdülillah. O zaman bizimle diğerlerinin arasında bir fark olması lazım. Yani biz onlarla aynı yola gitmememiz lazım. Aynı yaşam tarzına sahip olmamamız lazım. Yani Allah bunları istemiyor. Durum evet. Bu. O zaman demek ki hepimiz kendimize soracağız biz Müslüman mıyız diye. Kur'an soruyor çünkü. Eyvallah. Burada o zaman noktalayalım. Yarın inşallah 15'ten devam edelim tekrar. Peki, biz bu soruyu sorabilme becerisini nasıl kazanacağız? Diyelim ki Kur'an'ı okuduk ve Kur'an'dan da çıkarım yapamadık. Peki bunun başka bir yolu yok mu? Bize anlatanlar da anlatmasından da anlayamadık. Yok. Ve samimi bir şekilde anlamak istiyoruz. Nasıl anlayacağız bunu? Yok. Ama anlamıyorum. Çünkü. Yok. Kur'an'ın diğer ayetlerinde anlatıyor zaten. Bak, sesini dinleyeceksin. Bak mesela şu üç ayeti anladığımız zaman, dört ayeti, o Kur'an'ın bütünlüğündeki bütün ayetleri bilmek gerekiyor.
Eğer bu Kur'an Allah'tan değil de insanlar tarafından ortaya konulmuş bir kitap olsaydı, içerisinde bir takım aykırılıklar bulunurdu diyor. Peki. Aykırılık olduğunu da şey yapamıyorum, tespit edemiyorum ama anlamıyorum da. İşte anlayacaksın. Anlayabilmek için bir beton bir yol olması gerekmez mi? Yolunu söylüyorum işte. Bir ayette, iki ayette de diyor ki, gözlerinizi göğe çevirin, bir çatlaklık bulabiliyor musunuz diyor. İki kere daha gözünüzü çevirip gezdirin, o gözler çatlaklık ve çarpıklık bulamamaktan baygın olarak geriye döner diyor. Bir ayette de diyor ki, Allah'ın gönderdiği vahiylerle Allah'ın yarattığı kainatın tam bir mutabakat içerisinde olan din Allah'ın insanlara sunduğu din. İşte fıtrat dini, Hanif dini, İbrahim dini budur. Dimdik ayakta duran din de budur. Şu anda bizim yaşadığımız hayatla, Kur'an'la, evrenle bağdaşmayan hiçbir söz Allah'ın sözü olamaz. Allah'ın dini olamaz. İşte Allah'ın dini bu diyor Allah. Şimdi ben bütün bunlara itiraz edemiyorum. Ama anlama konusunda da bir kısımlık içerisindeyim. Anlayamıyorum. Yok, Kur'an'ın içinde açıklanmış diyor. Kur'an'ın içinde okumaya devam edeceksin. Anlamadıysan bir daha okuyacaksın. Anlamadıysan tekrar devam edeceksin. Olay bu. Birine varıp, tabii ki bu konuda zikir ehlinden de o konuda çalışanlara müracaat edeceksin. Uzun bir çaba ve gayretten sonra bunu tespit edeceğine tabii Kur'an'ı bir tarafa atmadan sen başkasına sorduğun zaman eğer senin o Kur'an'daki vahye uygun bir anlayış ortaya koyabiliyorsa kabul edersin. Olmazsa araştırmaya devam edersin. Bu anlamda. Evet. Yapmadığınızı mı konuşuyorsunuz diye bir ayet de var. Yani Kur'an'da bunların hepsinin cevabı var. Bir örnek... Yapmadığınızı mı konuşuyorsunuz diye bir de ayet var. Tabii ki. Yani eğer bir şey söylüyorsanız onu mutlaka kendiniz yapmasınız lazım. Hani bütün peygamberler ben Müslüman olanların ilkiyim ifadesini kullanırken bu mesajı veriyor. Ben diyorum ki bir anne baba çocuklarına eğitimden ziyade davranış biçimlerini onlara göstermeleri o en güzel eğitimdir işte. Yani kişi söylemesinden ziyade yapması önemli olan. Evet. Peki. Allah razı olsun arkadaşlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yarın inşallah 15'ten kaldığımız yerden devam edelim. İnşallah. Selamun aleyküm. Hadi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler olsun inşallah. Orada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.